29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de çeşitli etkinliklerle başladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi de Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak bayramı kutladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan yaptı. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Emperyalistleri ve işbirlikçilerini denize döktükten sonra bu asır medeniyet seviyesini aşma hedefiyle ara vermeden mücadelelerine devam eden Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist devrimciler henüz yolun başında, Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta defalarca tanımladıkları yeni Türk Devleti'nin adını 29 Ekim 1923 günü ilan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti. Bu devlet 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde akıl ve bilime dayalı bir planın kararlılık ve cesaretle uygulanmasıyla var edildi. Vatanın kurtarıcısı ve devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ilk gençlik yıllarından itibaren adeta bir heykeltıraş gibi kendini yonta yonta Selanikli yoksul bir yetimden tarihin en büyük devrimcisini, düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği askeri strateji dehasını, dünyanın örnek aldığı saygın devlet adamını yarattı. Durmaksızın okudu, yabancı dilini geliştirdi, iç ve dış basını takip etti. Dünya, İslam ve Türk tarihini, büyük devrimlerin sosyokültürel arka planını ve sonuçlarını inceledi. Uhud'dan Kartaca'ya, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine hemen bütün önemli savaşların strateji ve taktiklerini kafasına nakşetti. Felsefe, sosyoloji, mantık, astronomi ve coğrafya ile ilgilendi. Bilim ve teknolojideki gelişmeler üzerine çalıştı. 1789 Fransız İhtilali hakkında hemen bütün yazılanları okuyup Avrupa'ya ve dünyaya etkilerini inceledi. Rusya'nın 1917 Ekim devrimini neden ve sonuçlarıyla yakından izledi. Dersler çıkardı. Örneğin Ekim devriminde Romanov hanedanının tek bir ferdi sağ kalmazken Türk devrimi sonrası Osmanlı hanedanından tek kişinin burnu bile kanamamıştır. Tevfik Fikret'ten Namık Kemal'den feyiz aldı. Emre Durkheim'den Ziya Köykalp'ten öğrendi. Kendisini böyle yetiştiren büyük devrimci emperyalist devletleri yenip zaferi kazanacağına öylesine inanıyor, ulusuna o denli güveniyordu ki Samsun'a çıkışından 50 gün sonra askerlikten istifa etmek ve bir ferdi mücahit olarak yola devam etmek zorunda kaldığı günlerde 7-8 Temmuz 1919 gecesi sabaha karşı Erzurum'da Mazhar-ı Müfit Kansu'ya kutsal bir sır olarak kalması talimatıyla zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır hedefini ilk madde olarak not ettirebiliyor. 23 Nisan 1920 günü açtığı meclisin millet egemenliğine dayanarak çalışacağını ilan edip 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi olarak belirlediği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salonu duvarına silinmemek üzere yazdırabiliyordu. Ama Cumhuriyet daha ilan edilmeden sinsi ve açık bütün düşmanları sahnede yerini almışlardı. Emperyalizmin 300 yıldır acımasızca sömürdüğü petrol yani İslam coğrafyasında kötü örnek olacağını düşündüğü anti-emperyalist ve tam bağımsız laik bir cumhuriyetin kurulmasına da yaşamasına ve gelişmesine de tahammülü yoktu. Keza yüzyıllardır sözde din adamı kisvesiyle hurafeler uydurup samimi dindar milyonları istismar ederek keselerini dolduran dinci yobaz asalak sürüsünün de en büyük korkusu Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'ti. Bu şer güçler ittifak halinde milli mücadele döneminden başlayarak 100 yıldır neler yapmadılar, neler yapmıyorlar ki? Büyük Atatürk yapılanları ve yaptıklarını birkaç cümleyle şöyle anlatıyor. 9 Mayıs 1935 günü Cumhuriyet Halk Partisi 4. kurultayını açarken. Uçurum kenarında yıkık bir ülke,
türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yani yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi. Emperyalizm destekli karşı devrim, laik cumhuriyeti Orta Doğu tipi bir din devletine dönüştürme gayretini sürdüre dursun. Biz temel ödevimizin Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kazanmak olduğunun farkındayız. Ve ulusumuzun ezici çoğunluğunun farkında olduğunu da görüyoruz. Ödevimizi elbette yapacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz sevalarına asma ve yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma hedefine yılmadan yürümekte kararlıdır. Bu yürüyüşümüzü ülkemizi yönetme iddiasındaki siyasi kadrolarla buluşturacağımıza ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. şeref yılı kutlu olsun.